selamlar herkese. Hepinize güzel akşamlar. Umarım haftayı güzel kapatmışsınızdır. Valla sizi bilmem ama açıkçası ben bu hafta bayağı bir yoruldum. Özellikle tatil sonrasında işe başlamak gerçekten arkadaşlar zor bir olay. Neyse öyle böyle cuma yaptık. Haftayı kapattık. Hatta haftaya pazartesi buranın resmi tatili burada bank holde ediyorlar. Neden bank holde ediyorlar? Hala bilmiyorum. Banka tatili diyorlar ama resmi tatil her neyse. O yüzden pazartesi de çalışmayacağım. Yani sizin anlayacağınız ben uzun bir hafta sonu tatili yapacağım. Umarım sizinki de ben kadar renkli geçer. Şimdi en son nelerden bahsettik. İki önceki videomda Almanya vs. İrlanda dedik. Almanya'da ve İrlanda'daki yaşamı karşılaştırdım. Hangi ülkeyi neden tercih etmelisiniz dedim. Ee, son videomda da İrlanda'da yaşarken en çok zorlandığım konulardan bahsettim arkadaşlar. Buradaki 5 yılımı özetledim ve siz de gördüğünüz gibi en fazla kalıcı oturum. Oturum konuları, konusuyla biraz zorlanmıştım. Ona değindik. Şimdi bugün neden bahsedeceğiz? Hepiniz farklı sebeplerle başka dünya ülkelerine gitmek istiyorsunuz. Hepinizin çıkış noktaları farklı. O yüzden bugün bir ülkeye giderken yapmanız gerekenler ve yapmamanız gerekenlerden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bu işe başlamadan önce sıfır noktasında ülke seçimi. Millet olarak yaptığımız bir yanlıştan bahsetmek istiyorum. Bence önemli bir şey. İlk yanlışımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Gittiğimiz ya da gitmek istediğimiz ülkeleri araştırmak yerine sağdan soldan duyduğumuz böyle kulaktan dolma bilgilerle aa şunun kuzeni gitmiş, şunun dıdısının dıdısı gitmiş, güzelmiş diyor ben de gideyim. İşte bu algıyla gitmeyin. Hatta Almanya videomda bunu söylemiştim size. Ben de biraz akrabalarıma güvenip gittim. Ee, akrabalarım kötü insanlar olduğundan değil ama yanlış bir durum bu. Yani hani birilerine güvenip Orada tanıdığım var. Mantığıyla asla ülke seçmeyin. Bence çok fena yanılabilirsiniz. Yani bu benim kendi şahsi görüşüm. Ve gideceğiniz ülkeyi biraz araştırın. Ne gibi mi araştırın? Şöyle. "A bu adamlar ne yerler? Bu adamlar ne içerler?" Nasıl bir kültürel yapısı vardır? Neleri yapmaktan hoşlanırlar? Hatta şunu da araştırın. Bizde ortak bir tarihleri var mı? Neden? Çünkü sen orada o topluma adapte olmaya çalışacaksın değil mi? Senin için küçücük bir nokta bile olsa, bir ortak nokta bile bulsan senin için iyi. Aynı zamanda kendi kişiliğinde ya bu ülke bana uyar uyumaz. 3 aşağı 5 yukarı bir matematiğini yaparsın. Kafanda gideceğin ülkeleri de ona göre elersin. Yani ne olursa olsun İlk çıkış noktanız gideceğiniz ülkeyi lütfen adam akıllı araştırın. Şimdi bana arada YouTube'dan yorumlar geliyor kanalımdan da sağ olsun. Mesela bana şu söyleniyor abi İrlanda'nın para birimi pound mu? Sen daha ülkenin para birimini bilmeden <laughs> sence ne yapabilirsin o ülkeden? Mesela böyle anladım hani kendinizi komik durumlara düşürmeyin. O yüzden mutlaka ülkeye gitmeden önce güzel bir araştırın. Bu en önemli şeylerden biri. Araştırdınız seçtiniz ülkeniz hazır çıktınız geldiniz o ülkeye. Şimdi ilk kilometreden arkadaşlar yine bizim yaptığımız hatalardan biri sistem açıklarını bulmaya çalışmayın. Bakın bu bizim insanımızın acayip bir şekilde yaptığı bir şey. Ya şöyle bir kural varmış da ben bunu delebilir miyim? İşte şöyle bir şey oluyormuş da hani biz bir de şöyle mi denesek? Yani bizim tabirimizce şark kurnazlığı dediğimiz olay var ya. Ha bunu da yapmayın. Bu da yanlış. Neden? Özellikle Avrupa gibi ülkelerde arkadaşlar bu size döner. Yine küçük bir örnek vereceğim. Size demiştim her şeyi örnekle açıklayacağım diye. Ee, geçen bir takipçimle buluştum. Adı lazım değil. Söylemeyeceğim adını. Önemli de değil. Güzel bir insan gerçekten ama sadece isim vermeyeceğim. Teşhir olmasın. Ee, tramvaya kaçak binmiş. Bak daha yeni gelmişsin. İlk yaptığın icraat ne? Tramvaya kaçak binmek. Sonra ne olmuş? Yakalanmış. 45 euro ceza kesilmiş. O cezayı da bana okutuyor. Pişini okuyorum. Orada açıkça şu yazıyor. Diyor ki abi diyor ben buna itiraz edeyim mi? Orada yazıyor ki itiraz ettiğinizde eğer sebebiniz geçersiz bulunursa 1000 euro daha ödersiniz diye. Şimdi Zaten kaçak binmişsin. Kaçak binmeni kendi ağzınla söylüyorsun. Ya bir de üstüne şey mi yapacaksın? İtiraz mı edeceksin buna? Mesela bu da yanlış bir olay. Bunu da yapma abi işte. Tramvaya kaçak binmeyin. Mesela örnek. Çok yapıyorsunuz. Bizim milletin çok yaptığı şeyler bu. İşte toplu taşıma da orada burada. Yani küçüktür bir şey olmaz diye demeyin arkadaşlar. Çünkü bunlar sonrasında önünüze çıkabilir. Mesela o arkadaş beni dinlemese, cezayı ödemese, itiraz etse bir bin euro ceza alacak bile onun ayrıca mahkemesi olacak. Yani başın fena yanabilir. O yüzden lütfen bir ülkeye gittiğinde o ülkenin kurallarını esnetmeye, o insanları denemeye çalışmayın. Bunu neden yaptığınızı da anlıyorum. Çünkü Türkiye'de kural dediğiniz şeyler esnetilebilir olduğu için insanlar çoğu zaman kuralların tam tersini yapmayı meyil için dünyada da böyle olur sanıyorsunuz. Çok öyle olmaz. O fatura sana çıkar. O yüzden mutlaka bu konuda dikkatli olun. Onun dışında ülkeye geldiniz arkadaşlar. insanlarla mutlaka adapte olmaya çalışın. Şimdi ben çok... Çok başarılı bir şekilde adapte olan insanlar da gördüm yurt dışına. Tam tersine adapte olamayıp geri dönen insanlar da gördüm. Bu biraz tabii ki kişilikle alakalı. Bu kabul. Bunda sıkıntı yok. Ama aynı zamanda arkadaşlar bu biraz da sizin elinizde olan bir şey. Öyle söyleyeyim. Yani geldiğiniz zaman mesela örnek veriyorum. Burada ne var İrlanda'da? Aynı Almanya'daki gibi Türkiye'lilerin kahvesi var. Herkes gidiyor orada oturuyor. Mesela hani ben 5 yıldır buradayım. Adım atmam. Adım atmayı da hayatım boyunca düşünmüyorum açık söyleyeyim. Oradaki insanlar kötüdür falan böyle bir şey değil bu. Ben oraya adım atmam. Yani o benim kendi kişisel tercihimdir. O insanlar kötü ya da iyi ben kimseyi tanımıyorum yorum da yapmam ama gidip bunu da yapmam. Neden? Çünkü ben niye geldim abi İrlanda'ya? İşte yurt dışından insanları tanımak, başka kültürlerden insanlarla karşılaşmak, değişik kültürleri keşfetmek istiyorsun değil mi? Şimdi ben gidip kahveye oturursam ne olur? Yani bu geçmiş olsun olur. O yüzden bunu da yapmayın. Çünkü neden? Madem bunu yapacaksın, madem kendi insanlarınla takılacaksın, kendi ülkende takıl. Daha rahat değil mi? Kendi ülkende de bir kahveye gidip gayet sosyalleşebilirsin eğer oraya gidiyorsan. Ya da bir kafeye, Türkiye'lilerin takıldığı bir kafe vardır oraya gidersin. Orada da sosyalleşirsin. Ya yani onu İrlanda'da yaşatmana gerek yok. Bu da önemli bir şey. Ha bu demek değil arkadaşlar. Kendi milletinizle takılmayın. Yani böyle bir şey değil. Yani benim de kendi milletimden çok arkadaşım var. Dışarıdan da çok arkadaşım var. Hani bu böyle bir eğri değil. Zaten kafe dengi oldu mu arkadaşlar? Hangi dili konuştuğu önemsiz bir insanın kişiliğine kendinize yakın bulursanız o insanla zaten muhabbet edersiniz. Anladım o Türkiye'li olmuş, olmuş, bu olmuş. O olmuyor açıkçası. Benim demek istediğim sadece hani dinamiğin ne? Bu ülkeye geliyorsun, turistikle gelmiş olabilirsin, uzun süreli de gelmiş olabilirsin, burada kalıcı olmanın planlarını da yapıyor olabilirsin. Ha, o zaman adapte olacaksın abi buradaki hayata. Bu insanlar nasıl yaşıyor, nasıl eğleniyor, Kaçta eğlenmeye çıkıyorlar, kaçta yemek yiyorlar, ee, ne gibi aktiviteleri var, ben nasıl sosyal aktivitelere dahil olabilirim? Biraz kafayı bunlara yormanız lazım. Bu da önemli şeylerden biri. Ha işte bunu yapmak için de yapmamanız gereken bir şey söyleyeyim. <laughs> lütfen ama lütfen arkadaşlar geldiğiniz toplumla kendi toplumunuzu karşılaştırıp eksik ya da fazla yönlerini eleştirmeyin. Bu da yanlış. Şimdi ben şöyle insanları görüyorum. İrlanda'ya gittim de işte şurası şöyleydi de burası böyleydi de insanlar aman bizim insanlar gibi değil. Ya arkadaş kendi insanlarını çok seviyorsan gelme yani bu kadar basit niye geliyorsun git başka yere git yani bu kadar basit anlatabildim mi hani insanları eleştirmek yerine olduğu haliyle kabul ederseniz gerçekten mükemmel bir durum. Yani bizim insanımızın gerçekten zorlandığı bir şeydir neden çünkü bizim insanlarımız etiketlenmeye sınıflanmaya çok alışmış bir toplum işte yurt dışında böyle dönmüyor bu iş en azından mesela İrlanda'da ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde böyle değil. Kimse kimseyi afedersin de yarı çıplak gezsen niye yarı çıplak geziyorsun diye tutup sormazlar sana. Öyle söyleyeyim. En fazla şöyle bir bakarlar geçerler yani hani öyle. Ama bizde bu olay olur mesela anlatabildim mi? Hani gibi gibi. O yüzden hani sorgulamak yerine abi bu adamlarda da böyleymiş. İrlanda'da mesela böyle bir yermiş ya da Almanya'da adamlar bir ayı çay gibi içiyorlarmış. Her saat başı içiyorlarmış. Almanya'da adamlar işte kahvaltı yaparken bizim gibi peynir değil de işte domuz eti, domuz sosisi ya da daha ağır bir kahvaltı seviyorlarmış diyebilirsin. Bu da önemli bir şey. Yani sorgulamak yerine kabul etmeyi bilin. Çünkü kabul ettiğinizde o topluma çok daha rahat adapte olursunuz. Onun dışında yine önemli bir şey arkadaşlar. Sıkça ama sıkça bir tavsiye daha vereceğim size. Gittiğiniz ülkede eğer hani oraya kalıcı yerleşmek istiyorsanız ya da uzun dönem gidiyorsanız o ülkenin yanındaki ülkeleri de yani gittiğiniz kıtayı bir keşfetmeyi de bilin. Mesela al bir hafta sonu biletini Git mesela ben İrlanda'dayım bana en yakın yer neresi buradan uçakla çok rahat gidebileceğim yerlerden birisi İngiltere ya da Fransa'ya gidebilirim buradan ee, ya da işte buradan Almanya'ya gidebilirim Yani herhangi bir şekilde bir Avrupa Birliği ülkesine gidebilirim çok rahat bir şekilde siz de bunu mutlaka yapın. Hani sadece geldiğiniz ülkeyle kısıtlı olmayın ki mesela sen geldin İrlanda'ya 2 ay sonra İspanya'ya gittin belki orada güzel bir teklif geldi sana ya da başka bir şey oldu başka bir fırsat gördün ve orada kalmaya karar verdin. Bunu da düşün. Yani bu da çok önemli. Gerçekten. Belki senin ülken bura olmayacak. Orası olacak ama burası senin için onun başlangıcı olacak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden mutlaka sadece gittiğiniz ülkeye de kendinizi böyle şey yapmayın. Kilitlemeyin. Başka yerlere de açık olun. Fırsatlar her zaman çıkabilir. Yani hani ben burada dil okulu yapıp İngiltere'de işte masterını başlatıp master yapıp Ardından Almanya'ya çalış, çalışmaya giden insan da gördüm arkadaşlar. Bu tamamen sizin hayatınız, bir yola çıkıyorsunuz. Herkesinki biraz farklı olacak. O yüzden mutlaka gözleri dört açın. Bu da önemli etkenlerden biri. Bir de yapmanız gerekenlerden bahsedeyim. Bayağı bir yapmamanız <laughs> gerekenlere değindik. Biraz da yapmamız gereken şeyler. Şimdi yine araştırmamamızdan dolayı önemli bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar ne olursa olsun haklarınızı çok bilmiyorsunuz. Yani özellikle Türkiyeliler kendi milletime bunu söyleyeyim. Haklarınızı çok bilmiyorsunuz. Mesela bana gelen soruları size Instagram DM'inde göstersem ki mütemadiyen bir milyon kere cevaplamışımdır aynı soruları. Yahu adam gidip araştırmaktan bile aciz ne hakkında olduğuna. Mesela burada gelmiş 3 senedir çalışıyor daha. Ankara anlaşması ne? Bunun içeriği ne? Ben buna nasıl başvururum? Bu anlaşmanın şartları neler? Tövbe. Hani yapması gereken bir internete girecek. İşte Turkish Association Agreement yazacak. Bitti yani direk ilgili web sitesi çıkıyor karşısına. Okuyacak şartlar neler? Mesela bunu yapmıyor. Bunu gidip yapan birisine danışmaya çalışıyor. Ya abi belki senin durumun onkinden farklı, sen daha başka bir durumdasındır. Yani bu önemli. Haklarınızı mutlaka araştırın. Ya da çalışma hakkınız, kaç saat çalışabilirsin? Bunu mutlaka araştır. Bu önemli bir şey. Nerelerde çalışabilirsin? Ya da sağlık haklarınız. Bunları araştırmanız lazım. Mesela size bir şey söyleyeyim. çoğu şey benim gibi gelenlerin bilmediği bir şeydir. Burada 4 sene üzerinde çalışırsanız devletten yardımlar alabiliyorsunuz. Bunlar ne yardımı ben size söyleyeyim. Bir geçim yardımı alabilirsiniz. Eğer maaşınız belli bir skalanın altındaysa geçim yardımı almaya hakkınız var. Medikal yardım diye bir şey var. Gözlük yardımı var. Diş yardımı var. Bayağı var da var da var da var. Ama bunun için belli bir süre İrlanda'da çalışma, çalışmanız gerekiyor. İkamet etmeniz gerekiyor. Yine diğer bir konuya bahsedeceğim. Geçenlerde biraz önüme gelmiş bir konu. Stamp5 diye bir durum var. Ee, bu da bir e, süresiz oturum izni Stamp5 arkadaşlar. Bu ülkede 96 ay bir şekilde barındıysanız kalıcı oturum olarak süresiz kalıcı oturum. Bakın Stamp4 kalıcı oturum diyoruz. O da kalıcı oturum aslında. Ama Stamp5'ın üzerinde bir süre yok. Yani o direkt sınırsız bir oturum izni. Bildiğiniz aslında... İrlanda vatandaşlığı gibi pasaport eksik. Öyle söyleyeyim ki onun peşine zaten pasaportla alabiliyorsunuz. Bu da yan bilgi olsun. Merak edersiniz yine ben koyarım. İnis'in web sitesi var buranın, göçmenlik bürosunun. Oradan da bakabilirsiniz. Yani burada herhangi bir sebepten 96 ay bulunucuda da bunu da alabiliyorsunuz. Stanford dışında bir şey. Bunu da söylemiş olayım. Tabii ki zaten Stanford'ı aldıysanız çalışanlar için çok bir olay değil. Yani hani zaten biliyorsunuz 3 senede alıyoruz. Biz kalıcı oturum. Yani toplarsak haklarınızı çok iyi bilin. Bu gerçekten önemli. Ve haklarınız için gerekirse de savaşmayı da bilin. Çünkü siz pırstıkça, böyle kozasında duran kelebek oldukça sizin üstünüze yürürler. Şimdi şöyle düşün abi. Adam sana burada 5 yıl çalışmadan diyor ki ben sana pasaportumu vermem. Seni affedersin insan yerine koymam. Bak zaten senin işin bu kadar zor. Sen de 5 yılı doldurduktan sonra o adamın üzerine gitmelisin hakkını almak için. Çünkü sen ne kadar susarsan Adam o kadar diyecek ki iyi yani Türkiyeliler böyle bin sırtına geç ne olacak almasın işimize gelir der. O yüzden mutlaka haklarınızı da bilin diyorum. Bu da önemli bir şey. Ee, ve son olarak arkadaşlar bütçeniz. Bakın her her şeyin en önemli noktası buraya geliyor. Bütçenizi çok iyi ayarlayın. Yani mantaliteyi düzelttiniz, haklarınızı biliyorsunuz ol bu. Bütçenizi çok iyi ayarlayın. Burası Türkiye gibi bir yer değil. Açık konuşayım 10 santiniz eksik kalsa o bakkal sizden 10 santinizi geri ister anlatabildim. Bu konuda da Türkiye gibi değil burası. İrlanda ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesi. Alamayabilirsiniz. 10 kuruşun eksik çıkar otobüse binersin. Kimisi eyvallah der ama çoğu zaman eyvallah demezler buna. O yüzden bütçe planlamanızı düzgün yapın. Yani bu gerçekten önemli. En az buraya geldiğinizde ya da Avrupa'nın bir ülkesine gittiğinizde size en az cebinizde peşin, cepten yiyeceğiniz 3 aylık paranız olsun ki sonrasında zorlanmayın, acı çekmeyin. Bu gerçekten önemli ve imkanlar, fırsatlar. En önemli şey belki de fırsatları çok iyi değerlendirin. Yani bakın İrlanda için konuşursam açıkçası İrlanda'ya gelip de ben tutunamadım. Eğer bir şey gerçekten hani savaşan, savaşını veren bir insansan ve ben tutunamadım diyorsan bana ben sana derim ki hadi oradan. Sen kendin becet şey yapmışsındır, tembellik etmişsindir. Çünkü o kadar fırsat var ki. Ya adam sana dil okuluyla gelip çalışma izni veriyor. Sen ondan full time çalışma izni Ankara Anlaşması ile bir sene sonunda dönebiliyorsun. Beğenmedin mi? Biraz para biriktirip master yapabilirsin. Master'ın sonunda 2 sene çalışma izni veriyor. Bir şekilde 3 sene çalıştıysan kalıcı oturumunu alabiliyorsun. E 5 senenin sonunda da pasaport var. Ya biraz şey durumu bence. Daha ne yapsınlar? Yani gerçekten öyle. Öyle söyleyeyim bence gayet güzel haklar var ki bunun gibi Almanya'da da öyle mesela. Master yaptığınızda 1,5 sene sonra kalıcı oturumu alabiliyorsunuz. Master yapıp pardon, 1,5 sene de çalışırsanız Almanya kalıcı oturumunu alıyorsunuz. Yani bunlar açık konuşayım boru değil güzel şeyler yani. O yüzden mutlaka fırsatları da kovalayan biri olun. Ve son olarak söyleyeceğim arkadaşlar hayatınızda hiçbir zaman tek başınıza yaşamadıysanız bir hayatın sorumluluğunu tek başına kaldırmadıysanız lütfen yurt dışına çıkmayın. Öyle söyleyeyim. Bayağı abancılı olabilir. <laughs> Bunu da son olarak eklemek istiyorum. Umarım faydalı olmuştur, yararlı olmuştur sizler için. Sorularınız olursa yine yorumlar kısmında paylaşırsınız. Ben de yanıtlamaya çalışırım. Hepinize şimdiden güzel ve eğlenceli bir hafta son, sonu olsun. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın.